This animal and others like it consumed this radiation as a food source. Neden edemiyoruz? Rahmetli Sayın Vivian Graham'ın da dediği şekilde Godzilla gibi, Muto gibi çoğu titan radyasyonla besleniyor. Ama bu Kong için geçerli değil. You take the blue pill. You take the red pill. Onun çok farklı besinleri tükettiğini biliyoruz. İşte bunlar ne? Önce ona bakalım. Sonra da Kong'un bu beslenme biçimi onu diğer titanlardan nasıl ayırıyor ve Monsterverse'deki en büyük farklardan birini nasıl ortaya koyuyor ona bakalım. Ne demek istediğimi yeri geldiğinde eminim daha iyi anlayacaksınız. O zaman lafı daha fazla uzatmadan bugün menüde neler var bir bakalım. Evet, Kong'un yediğini gördüğümüz ilk şey bir insandı. İnsanlar tarafından Kafatası Adası'na yapılan ziyaretin hızlıca bir saldırıya dönmesiyle evini savunan Kong helikopterlere saldırmıştı. O sırada ağzına düşen insana ay diyecek hali yoktu ya, löp diye mideye indirdi. Ama tadını çok sevmemiş olacak ki sonrasında bir insanı yediğini görmedik. En azından gözle görmedik. Kong'un az önce bahsettiğim helikopterli saldırıdan oluşan yaralarını inceleyip bir yudum su içmek için oturduğu bataklıkta sinsi bir canavar vardı. Bataklık kalamarı. Kendini mi savunuyordu yoksa saldırıyor muydu tam emin olamasak da. Aralarında geçen ufak bir harbede sonucu Kong tarafından öldürülen bu dev kalamar ayrıca ona yem doldu. Kong kendisini spagetti gibi üpletti. Kalan kısmını da nimet boşa gitmesi diye yanına aldı. Ve bunu sadece filmde de yapmadı. Kingdom Kong isimli çizgi romanda başka bir kalamarı atıştırmalık olarak tüketiyordu. Kong'un yediği tek sucul besin kalamar değil. Kendi sadece bir balık gurmesi. Onun en sevdiği yiyeceklerden biri. Yediğinde neşesi gözlerinden okunuyor. E tabi o kadar yedi mide doldu. Soda içeyim de bastırsın diyemeyeceği için o koşullar altında en doğal asitli içeceği tercih ediyor. Ve bir tane vorbet açıyor. Şaka bir yana Kong ve iki vorbet arasında kısa ama zorlu bir savaş yaşandı. Olayın sonunda Kong da galibiyetini kutladı. Yarasın. Kafatası Adası animesinde karşımıza çıkan bu büyük timsah serinin başrollerini mideye indirmek isteyince Kong tarafından kolayca yakalanıyor ve yutuluyordu. Ayrıca Croc Monster'a da sucul canlı diyebiliriz. Buna bakınca Kong'un sudan çıkan yiyeceklere karşı zaafı var gibi duruyor. Çünkü bu durum Croc Monster'la da bitmiyor. Demin bahsettiğim animede yaşanan bir olay vardı. Kong'a koca bir balina fırlatılıyordu. Onu yediğini görmüyoruz ama sonraki sahnelerde balinadan bir izle de rastlamıyoruz. Havadan gelen insana hayır demeyen Kong, göklerden gelen besili balina istemeyeceğini ben pek sanmıyorum. Yine aynı animede en dikkat çekici olay şuydu. Kong kendi krallığını Kafatası Adası'nda kurmuştu. Bunda da ona sadık bir hizmetkar vardı. Bir şahin. Hayır o değil. Kong için pusuda bekleyip canlı avları yakalıyor ve ona götürüyordu. Bunlardan biri de garibim çim kirpisiydi. Bu arada Şahin bir keresinde bir insanı da yakalayıp götürmüştü. Ancak Kong'un ona ne yaptığını görmedik. İnsan başlığını burada bu şekilde biraz geliştirmiş olayım. İnsanın muhtemel sonunu biliyorsunuzdur zaten. Sonuç olarak Kong et türü ne bulsa yese de ağırlıkta sudan beslenmeyi tercih ediyor. Ve girişte söylediğim gibi onu diğer çoğu titandan bu ayırıyor. Ha yok sudan beslenmesini demiyorum. Organik besinleri tüketmesi onu Monsterverse'de farklı bir yere koyuyor. Şimdi bunu biraz açalım. Canlılarda ortak olan en önemli özelliklerden biri beslenme. Hepimiz yaşamak için beslenmek zorundayız. Bu titanlar için de öyle. Mutolar hem kuluçka halindeyken hem de uyandıklarında doğruca beslenmek için kaynak aradılar. Godzilla her savaşından sonra dinlenmek ve beslenmek için inzivaya çekilip çekirdekten radyasyon çekti. Mesela Godzilla Dominion çizgi romanında Sila radyasyon için Godzilla ile bile kapışmayı göze aldı. Açken sen değilsin. Dünya yüzeyinin bugünden 10 kat daha radyoaktif olduğu zamanlarda etrafta rahat rahat dolaşan bu devasa canavarlar radyasyon azaldıkça daha derinlere ya da inzivaya çekildiler. Godzilla dahil çoğu titan dinlenme halindeyken Kafatası Adası partiliyor, Konglar ve Skull Crawler'lar birbirini yiyordu. Yani Kong'un beslenme biçimi onun diğer titanlar gibi radyasyon açlığı çekmesini engelliyor. İnsanlar gibi, hayvanlar gibi dünya yüzeyinde rahatça yaşamasına olanak sağlıyordu. Radyasyonla beslenen titanlarsa muhtemelen radyasyon eksikliği nedeniyle zayıf düşüyor ve özellikle Godzilla tarafından baskılanarak dinlenmeye zorlanıyor ya da derinlere kaçıyor. İşte bu basit fark Kong'un bunlardan bağımsız özgürce yaşamasını sağlıyor. Tabii bunu sonradan mı edindi, tür olarak hep böyleler miydi bilmiyoruz.
Belki Godzilla X Kong'ta karşılaşacağımız Scar King ve diğer Kong'lar buna biraz ışık tutabilir. Ayrıca bu Kong'a özgürlük anlamında bir avantaj sağlasa da radyasyonla beslenen Titanların çoğunun elde ettiği bireysel özelliklerden de mahrum. Mesela Godzilla hepinizin bildiği gibi atomik nefes yeteneğine sahip. Mutolarında Godzilla'nın atomik nefes gücünü azaltan elektromanyetik darbeleri var. Başka bir örnek de Rodan'den gelsin. O da sadece bir volkan üzerinden geçerek bile onu patlatabiliyor. Ama Kong basmış proteini, yapmış kasını, patara kütere dalıyor. Diğerleri gibi özel güçlere sahip değil. Yalnız yumrukları bayağı güçlüdür. 4.2 şiddetinde depremlere neden olabileceği söyleniyor. Yine de radyasyonla beslenenlerle yarışabilmek için boynu bükük Kong'un her gün jime gitmesi gerekti.